Barış. Sen temizsin. Efendim, dosyaların yarısını ben kontrol edeyim isterseniz. Böyle sabaha kadar bitmez. Gerek yok. O hain kimse bulup kendi ellerimle ciğerlerini sökeceğim. Allah'ım yardım et ne olur. Bırakın lan beni. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bırakın oğlumu. Yaralı o, görmüyor musunuz? Bırakın. Ben Savaş Dağhan'ım ben. Kılıç Dağhan'ın oğluyum. Bıraksana. Bırakın. Komiser Bey, lütfen. Bir yanlış anlama olmalı, ne olur. Hanımefendi, zorluk çıkarmayın. Çıkarın çocuklar. Hayır. Ne oluyor lan? Nereye götürüyorsunuz oğlanı? Babam, haber verin, gelip kurtarsın beni. Bu heriflere kim olduğumuzu göstersin. Duydunuz mu? Lan! Allah'ım! Allah'ım! Bırakın beni! Aydın Bey, ne olur bir şeyler yapın, kurtarın oğlumu. Lütfen. İyi misiniz? İyi misiniz? Hey! İyi misiniz? Hemşire! Hemşire! Sinan, sen çık. Ne yapacaksın Ayaz? Ne yapacaksın ha? Ulaşabildiniz mi Kılıca? Geliyor mu? Yok, cevap vermiyor. Savaş, itin en iyi. Sen mi yaptın lan? Ayaz'ı da sen mi düşürdün tuzağa? Of, of. Islak bu. Ya yanmazsa?
Git. Temizsin. Hadi oğlum. Hadi. Allah'ım yardım et. Oldu be. Hadi çalış. Hadi. Hadi. Kimse dışarı çıkmayacak. İçeri geçin. Gerekirse hep birlikte burada yanacağız. Gidin bakın hemen. Niye ötmüş bu alarm? Şunları atla, yükle şuna. Bıraksana! Siz kim oluyorsunuz? Benim parmak izimi alacaksınız lan! Bırak! Hepsinin hesabını soracağım sizden. Maymun edeceğim sizi. Kaçacak yer arayacaksınız, duydun mu? Yaptılar mı sana? Ben bir daha hanım anne. Bizi kim ne yapabilir? Sen babama ulaşabildin mi onu söyle. Defalarca aradık ama ulaşamıyoruz. Baba. Baba bari siz bir şeyler yapın lütfen.
Ne oluyor lan? Efendim, üst katta birisi bilerek yangın çıkarıp camdan atlayarak kaçtı. Ne demek ulan bu? Dingo Nağrı mı lan burası? Çabuk defol git, bulun onu. Leşini getirin bana. Ayaz bu. Kardeşim o. Yiğit. Sen de gidiyorsun, kellesini getiriyorsun. Anladın mı? Yürüsene Yiğit. Yiğit git hadi. Sıkman gereken bir kurşun. Koruman gereken bir adam var. Git hadi. Sen arka taraftan önüne dolaş. Hadi! Dayan Ayaz. Yetiştim kardeşim. Musa sen de çık, temizsin. Düş şu adamın peşine hadi. Yetiştim kardeşim. Yetiştim. Gülü kaybettim. Seni de kaybedersem yaşayamam kardeşim. Dayan ne olursun. Benim için. Beyaz için dayan. Ah! Ah! Yardım edin! Bacağım kırıldı! Ah! Yardım edin! Ah!
Sence bu nasıl olmuş olabilir Gül? Ne efendim? Ne nasıl olabilmiştir? Ne demek ne nasıl olabilmiştir? Ben Kılıçdaroğlu'nu ulan! Bana nasıl ihanet ederler? Kim cesaret edebilir buna? Abi! Zafer! Nasıl olur da kimsenin parmak izi olmaz lan? He? Nasıl olur bu? Lan benimle dalga mı geçiyorlar? He? Kim yapar bunu? Kim? Benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Nasıl olur da kimsenin parmak izi çıkmaz? Benimle ne biçim bir oyun oynanıyor Zafer? Kim cesaret edebilir böyle bir şeye? Ha? Kimin parmak izi? Efendim? Ne var? Aslında bir kişinin parmak iziyle uyuşuyor. Kimin? Abi. Ayaz, ayağın nasıl? Vuruldun mu oğlum yoksa? Yok bir şeyim. Burktum. İyiyim, geçer birazdan. Ama bir şey yapamadım abi. Dediğin dosyalar yoktu dolapta. Ben de son çare olarak kendini çıkardım. Biliyorum oğlum. Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Burada durmamalısın. Hemen gitmen lazım. Abi. Ya Gül abla? O ne durumda? Ha? Yok. Yok. Olmadı. Yoksa... Gül abla öldü mü abi? Abi çok üzgünüm. Çok üzgünüm abi. Sen git. Evde bekle beni. Abi. Ayaz git. Evde bekle. Tamam. Dikkat et. Seni seven yiğit ölmez dedi. Gerçek mi cananı sormaya geldim, sormaya geldim. Hak nasip ederse görmeye geldim.
Kimin ulan? Söylesene! Kalk! Söylesene kim ateş etmiş? Kimin parmak izi? Sizin! Ne diyorsun lan sen? Sizin parmak izinizle işlemiş. İzler size ait. Nasıl? Nasıl? Daha 15 metre öteden. He? Ben kendime silah çekip o kendi oğlumu mu vurdu bu lan? Nasıl mümkün olabilir bu? Ne biçim bir oyun oynuyorsunuz lan bana? Ha! Kim ulan? Kim oyun oynuyor bana? Kim oyun oynuyor? Kılıçdaroğlu'na kim oyun oynayabilir? Şimdi burada mı o alçak? Tutukladınız yani. Çok sevindim. Ben de onlara kimse bir şey yapamaz sanıyordum. Sadece gözaltına alabildik. Tutuklamak için daha başka şeyler lazım. Nasıl yani? Ne lazım? Sıdıkan'ın bir şahitten söz etmişti. O ihbar etmiş hani. O şahıs ifade vermezse elimizde fazla kanıt olmadığından Savaş Dağhan'ı tutamayız burada. Ama Savaş Dağhan'ın yaptığı ortada niye şahit lazım olsun ki? Kızım, biz sadece kanunları uyguluyoruz. Ne yapıp edip o şahidi buraya getirmeniz lazım. Yakaladım değil lan bana o şerefsizi. Maalesef kaçırdık efendim. Nasıl kaçırdınız ulan? Ulan nasıl kaçırdınız? Nasıl kaçırdınız ulan? Nasıl kaçırdınız? He? Herif burnunuzun dibine kadar girmişsin. Nasıl kaçırırsınız ulan? Park mı lan burası? Çocuk parkı mı? Efendim. Eşiniz telefonda. Çok acil olduğunu söyledi. Çocuğunuzla ilgiliymiş. Tamam. Ulan bunların hesabını sonra soracağım sizden. Ayaz nasıl oldu? Ayaz iyi. Ya sen? Sen nasılsın? İyiyim. Nasıl atlattın? Gel benimle. Anlatırım. Ne oldu Esra? Gene ne var? İnanamadım olanlara. Parmak izi bana ait çıkmadı. Kılıç delirdi. Olamaz Gül. Ayaz bana bir şey yapamadığını söyledi. Parmak izi Kılıç Dağhan'a ait. Kılıca mı? Ama nasıl olur? Ben de anlamadım. En az senin kadar şaşırdım. Biri değiştirmiş olmalı. Peki kim? Bize başka yardım eden biri mi var Gül? Yiğit, Gül, hadi benimle gidiyorsunuz. Çabuk, ikiniz de. Asma artık suratını Sıdıka abla. O savaş alçağı içeride işte, görecek gününü. Görecek gününü kızım da. Ne bileyim biz iyi mi ettik, kötü mü ettik bilemiyorum.
Ya bunlar koca koca adamlar. Ben nasıl başa çıkacağım bunlarla? Allah vere de bize bir zarar vermesinler. Sıdıka ablacığım, hak yerini bulacak diyorum. Hem sen emniyet müdürünü görsen, o kadar iyi bir adam ki. Ama bir şahit varmış galiba. Onu hemen bulmamız lazım. Yoksa her şey suya düşer. O benim tanıdığım biri değil ki. Ayaz Bey tanıyor onu. Tamam, Ayaz Bey'e hemen ulaşalım. Konuşsun adamla, getirsin onu. Hem o zaman o savaş şımarığı görür gününü. Emniyet müdürü, adalet, mahkeme, bunlar hep laf anne. Hak falan yerini bulmayacak. O adamlar yine bir yolunu bulup serbest kalacaklar. Siz ancak kendinizi kandırın. Yusuf! Kılıç. Az önce savaşı sorguya aldılar. Gül abla. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Neyin var? Savaşı kimin vurduğunu biliyorum. Bak birader. Kimin nesi olduğun bizi ilgilendirmez. Ya bildiklerini takır takır anlatırsın ya da... Baba. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Buraya böyle giremezsiniz. Ya. Demek giremem. Ben Tuğgeneral Kılıç Dağhan. İstediğim zaman istediğim yere girerim. Hatta yılanların iline bile girerim. Oradan da elimi kolumu sallaya sallaya çıkarım. Burası ne ki? Sen mi engel olacaksın? Kalk oğlum hadi. Gidiyoruz. Evet, buyurun. Neden özellikle benimle görüşmek istediniz merak ettim. Biz herkesle görüşürüz Tahsin Bey. Yeri gelir kendisini dev aynasında görenlerle, yeri gelir çıkarları için milletini ve kendini peylemeye hazır olanlarla da. Bu ülkenin çıkarları ve sağlığı için tüm seçenekleri tek tek değerlendiririz. Bu arada destek verdiğimiz kişiye sonuna kadar destek vereceğiz anlamını da çıkarmıyor. Hak etme meselesidir. Eğer o kişi onu hak etmiyorsa, hak edecek başkalarıyla görüşürüz. Şu anda sizinle görüştüğüm gibi. Sadede gelelim, ne istiyorsunuz? Bizimle birlikte hareket etmenizi istiyoruz. Arkanızdaki halk desteğini görüyor ve biliyoruz. Birkaç yıla kalmaz sizi en tepeye taşıyabiliriz. Ya. Demek öyle. Demek sadece sizin istedikleriniz en başa geçer ha? Tamam. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hemen yanıtımı vereyim öyleyse. Yok, hayır. Yanıtınızı şimdi istemiyorum. Yarın alacağım yanıtınızı. Bu arada düşünmenizi istiyorum. Çünkü sizin için harcayacağım kişiyi bilseydiniz bir değil. Bin kere düşünürdünüz. Bu arada Tahsin Bey, unutmayın. Eğer arkanızda biz yoksak, koca bir uçurum var demektir. Düşünürken o uçurumdan düşmemeye çalışın. Yarın cevabınızı bekliyor olacağım. Burada paşalığınız sökmez. Değil siz. Başbakan bile gelse buradan bir sineği bile çıkaramazsınız. Kalk savaş hadi. Anlamadınız galiba. Burası bir hukuk kurumudur. Hakkınızda işlem yapmadan çıkıp gidin buradan. Yiğit. Sanki bir ses mi duydum ben? Bu bekçi kılıklı adam bana işlem yaparım falan mı diyor? Müdür. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Hani boy boy gazetelerde, televizyonlarda,
vatandan, milletten, haktan, hukuktan, adaletten bahseden meşhur Kılıçdaroğlu'sunuz. Burası da vatanın emniyetinden sorumlu önemli bir birim. Öyle afra tafra yaparak, korkutarak sindirebileceğiniz insanlar yok burada. Hepsi görev ve sorumlulukların bilincindedir. Evet Kılıçdaroğlu. Sanırım kapının yolunu biliyorsunuz. Müdür, hepiniz çok yakında gününüzü göreceksiniz. Çok yakında önümde diz çökeceksiniz. Sen burada hak hukuktan bahsediyorsun. Arkanda kanun var sanıyorsun ama benim dostlarımın kimler olduğunu bir bilsen böyle yapmazdın. Savaş, alacağım seni oğlum. Kim Canan? Savaşı vuran kim? Ayaz. Savaş vurduğunda Ayaz'ı kaçarken gördüm. Düğüne de o yüzden gelmiştir kesin. Nasıl böyle bir şey yaptı? Elini nasıl kana buladı? Bilmiyorum. Delireceğim Gül abla. O değil Canan. Savaşı vuran Ayaz değildi. Ama kaçarken gördüm. Hatta sordum. Hayır da demedi. Bana güveniyor musun? O halde dediklerime inan. Ayaz'ın bu olayla yakından uzaktan alakası yok. Yani o yapmadı. O değil miydi? Ama boşuna günahını aldım. Kırdım onu. Ne yaptın? Konuştun mu Tahsin Kuloğlu? Konuştum efendim. Konuştum. Teklifinizi sundum. Hemen cevap vermek istedi ancak düşünmesi için birkaç gün süre verdi. Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir seçenek olduğuna eminsin değil mi? Evet efendim. Evet oldukça eminiz. Arkasına halkın sevgisini ve inancını almış birisi o. Hem de dürüstçe, kan dökmeden, çalıp çırpmadan, yalansız dolansız, eminim bir 5 sene sonra daha büyük bir güce erişecek. Evet efendim, hem de tek başına. Peki, Kılıçdaroğlu ne olacak? Efendim, onun için çok çalışmamız ve sürekli arkasını temizlememiz gerekiyor. Eğer Tahsin Kuloğlu teklifimizi kabul ederse, yola onunla devam ederiz. Zaten hedefe giden yolda bugüne kadar hiçbir zaman tek alternatifli olmadık. Ayrıca zıtları elimizde tutmak tabii ki işimizi kolaylaştıracaktır. Kılıç daha hangi birileri yok etmek kolaydır her zaman. Arkasını bir ay toplamayalım, 40 tane kirli çamaşırı bir anda dökülüverir. Efendim, Kılıç daha hangi yerde sizinle görüşmek istiyor? Gelsin. Emniyet müdürüymüş. Ne bu öfke? Ne öfkesi Orakçı? Zor günler geçiriyorum. Anladın mı? Biri çıkıp nikah masasında oğlumu vuruyor. Bu da yetmezmiş gibi jitemin içine kadar sızıyor, parmak izlerini değiştiriyor. Anladın mı? Hiçbir şey olmamış gibi bir tane dangalak emniyet müdürü oğlumu içeriye alıyor. Ve bana kafa tutuyor Kılıca. Yani? Ne yanisi? Yanisi şu. Ya siz bu ahlak budalası emniyet amirini görevden alırsınız ya da ben icabına bakarım. Sürekli gelip bizden bir şey istiyorsun. Üstelik hep şahsi şeyler. Biz seninle bir yola çıktık. Seni en yükseğe taşıyacaktık. Ama sen ne yapıyorsun? Arkanı temizlememiz için bize gelip bebek gibi mızmızlanıyorsun. Bak Kılıçdaroğlu, Erlikhan bu kadar dağınıklığı sevmez ve kabullenemez.
Hele şu son olay. Eğer basına sızarsa, işte o zaman senin o sözde kahramanlığın bitiverir. Bundan sonra tek bir yanlış iş yapacak olursam, sana açılan bütün krediler kesilecek. Böylelikle gelecek planlarının hepsi suya düşecek. Şimdi ya temiz temiz bu işi halledersin, ya da bu benim son görüşün olacaktır.